Amerika'dan. Bugün Temel Karamollaoğlu söylüyor, bize ne Biden'dan ve bunları kimle konuşacağız? Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman'la birlikte olacağız az sonra. Evet Sayın Karaduman, hem milletvekilisiniz hem de Gençlik Kolları Genel Başkanısınız. Yani çekirdekten meyveye kadar giden o süreçleri tam haliyle işliyorsunuz. Dün hakikaten Erbakan hocamızın sözüydü. Bugün Karamollaoğlu'nun. İsterseniz bir izleyip öyle başlayalım. Kıbrıs. Ne yapacağız biz Kıbrıs'a? Derhal federe devlet görüşmelerine son vereceğiz. Neymiş bu federe devlet görüşmesi? Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerika'nın etkisinde kalarak, Rusya'nın etkisinde kalarak, Çin'in, Avrupa'nın etkisinde kalarak, onlardan gelecek menfaatlere biraz göz kırpmak için, onların bize dikte ettirmek istedikleri prensiplere uyalım. Yok arkadaş. Böyle yaptığımız takdirde zelil, Allah muhafaza etsin, oluruz. Dostluğumuz da kalmaz. 19 yıldır iktidarda bulunan bir grup arkadaşımız var, AK Parti var. 19 yıl, 19 yılda dostlarımızın neredeyse tamamını kaybettik ya. Dostluğumuz kalmadı. Ne batıda ne doğuda. Böyle bir dış politika olur mu? Bilmem Biden'la görüşebilmek için tevekkül teala Allah. Adam görüşürse görüşeceğiz, görüşmezse görüşmeyeceğiz. Bana ne ya? Kim Biden? Evet Sayın Karaduman, çizgi ve istikrar varsa milli görüş. Dün bana ne Amerika'dan, bana ne Biden. Ne diyorsunuz? Tabii aslında bugün yaşadığımız hadiseleri değerlendirdiğimiz zaman Yekpa Bey, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle 1950'li yıllardan bu yana bir dış politika çizgisi var. Yani bugünü anlamak adına tarihe dönüp oradan bugün yaşadığımız neticeleri aramak mecburiyetindeyiz. Çünkü eğer biz arama faaliyetini doğru bir yerde sürdüremezsek o zaman hakikate ulaşabilmemiz ve doğru bir neticeyi elde edebilmemiz mümkün olmayacaktır. Şimdi ne için bunu söylüyorum? 1950'li yıllar itibariyle Türkiye'de aslında bir şeye karar verildi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde olan bir ülke olacak. Dış politikada Amerikan eksenindeki bir Türkiye olacak. Ve ekonomide de Amerika'nın pazarı haline getirilmiş bir Türkiye olacak. Ve bugün itibariyle 1950'li yıllardan bugüne geldiğimiz zaman Türkiye'de iki tane siyasi yolun varlığından bahsedebiliriz. Ona geçmeden Celal Bayar'ın da sizin dediğinizi teyit edelim. Küçük Amerika olacağız demişti. Tabii Celal Bayar'ın bu anlamda küçük Amerika olacağız söylemleri, Marshall yardımlarıyla ilgili Türkiye'nin özellikle iç politikasının Amerika'nın güdümüne terk edilmesi, bütün bu süreçlerle birlikte Türkiye'de aslında iki tane siyasal yol, dış politika anlamında iki tane siyasal yol hakim olmuştur. Birincisi ülkemizin kaderini Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmakta görenler. Bir diğer ikincisi de Amerika'ya rağmen Türkiye'de iş başına gelmenin mücadelesini verenler. Ve işte bu fark aslında Erbakan hocamızın söylediği milli görüş ve diğerleri noktasındaki hakikati ortaya koymaktadır. Renksizler. Tabii. Şimdi 1950'li yıllardan bahsettik. Türkiye'ye Amerika'nın Marshall yardımları, bir takım parasal yardımlarıyla birlikte Türkiye'de ki o dönem bir Berker raporu yayınlandı. Bu raporu çok önemli görürüm. Yani bilmeyenlerin mutlaka araştırması gerektiğinin de altını çizmek isterim. Bir kez de altını çizelim efendim. Tabii. Bu Berker raporu. Berker raporunda Amerika bu raporu yayınladı ve Türkiye üretmeyecek. Ve Amerika'nın sadece müşterisi haline gelecek dediler. Ve Türkiye'de o dönemde silah fabrikalarımız vardı. Ve silah fabrikalarımız bir gecede soba fabrikasına dönüştü. Bir diğeri
Özellikle ülkemizde Nuri Demirağ'ın uçak fabrikaları vardı. Bu uçak fabrikaları Amerika'nın bize yaptığı yardımlar neticesinde, o Berker raporunda da bunlar aynı ile yazar, o uçak fabrikası bir gecede tarumar edildi. Dolayısıyla Türkiye o gün itibariyle aslında Amerikancı bir dış politika yörüngesine teslim oldu. Uydu bir Türkiye oluşturuldu. Her şeyi Amerika'dan alan, dış politikasını Amerika'nın belirlediği, İslam ülkeleriyle işbirliği kurmanın ötesinde Amerika'nın direktiflerine göre hareket eden bir dış politika anlayışı bizim Türkiye siyasetimize hakim oldu. Ta ki ne zamana kadar? Bu arada şöyle bir not düşelim. İzleyiciler de bilsinler. Fulbright bursuyla yurt dışına giden mühendis Demirel, Fulbright bursuyla gazetecilik yapan Ecevit ve hala Fulbright bursu. Tabii bu örnekler arttırılabilir hiç şüphesiz. Tabii bütün bunlarla birlikte Türkiye'de iş başına gelmiş bütün siyasi partiler, yani rengi farklı olabilir, isimleri farklı olabilir, boyları farklı olabilir. Ama totalde baktığımız zaman Milli Görüş Hareketi dışında tamamı ama tamamı icazeti Amerika Birleşik Devletleri'nden almıştır. İcazeti Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları için Erbakan hocamızın ifadesiyle mesele Türkiye'nin motor üretmesi değil, mesele Türkiye'nin şeftali üretmesidir. Onların arzu etmiş olduğu şey budur. Dolayısıyla Türkiye'de Amerika'ya rağmen iş başına gelen bir iktidar varsa, Türkiye'de Amerika'dan icazet almadan iktidara gelen bir parti varsa, ki Sayın merhum Yazıcıoğlu da bunu söyler, o kişi Erbakan'ın kendisi, o milli görüş zihniyetinin kendisidir. Dolayısıyla burada bana ne Amerika'dan sözü, aslında hep birlikte hatırladığımız Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde, yahu Kıbrıs sürecinde Amerika bize ne der? O dönemki siyasal partilerin yaklaşımı, bu meseleye Amerika razı olmaz, Amerika bu noktada bize ambargolar uygulanır dediğinde Erbakan hocamız meclis kürsüsüne çıktı, bana ne Amerika'dan diye masaya yumruğunu vurdu. Niye? Çünkü artık biz kendi göbeğimizi Amerika'nın kesmesine müsaade etmeyeceğiz dedi Erbakan hocamız. Tam bu sırada Sayın Karaduman, çok önemli bir soruyu sormak istiyorum. Mevcut Hatay Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, daha önce de AK Parti'den aday olmuştu. Sordular ona da Millet İttifakı'nın adayı kim diye. Çok uluslu güçler kime karar verirse o olacak dedi. Ağzından baklayı çıkardı. Ne dersiniz? Tabii ben yani bu detaya girmem. Bunu doğru da bulmam. Bu tarz yaklaşımları da doğru bulmam. Bir Amerikan teslimiyetini asla ve kat'a kabul edemeyiz. Biz bu ülkenin evlatları olarak ülkemizi severiz. Biz Türkiye'nin sevdalısıyız. Ve Türkiye'nin okyanus öteden yönetilmesine hiçbir zaman razı olamayız. Biz Türkiye'de, yani bugün birileri yerlilik ve millilik hamaseti edebiyatı yapıyorlar. Ama Türkiye'de yerli ve milli olan bir kurum, kuruluş, düşünce ve zihniyet varsa o da Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi'nin kendisidir. Niçin bunu söylüyorum? Altını çizerek söylüyorum. Dün Kemal Derviş modeli üzerinden nasıl ki Amerika'nın hakimiyetine Türkiye hazır hale getirilmeye çalışıldıysa, bugün 3 Kasım günü aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılında iş başına geldiği günün de seneyi devriyesi. Sayın Erdoğan, üzülerek söylüyorum ki Sayın Erdoğan iktidara gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş ve o gün Amerika'da özellikle AK Parti'nin Türkiye'de iş başına geleceğine dair süreç izlenmiştir. Ve Sayın Erdoğan grup toplantısında da o dönem bunu söyler, der ki Amerika'yı ziyaret ettik ve Amerika'nın Türkiye'nin geleceğine dair çok ciddi hayalleri olduğunu, çok ciddi hedefleri olduğunu kendileriyle beraber müzakere ettik. Ve o gün itibariyle de Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de iş başına gelmenin yolu Amerika ile işbirliği yapmaktır, Amerika yörüngesinde olmaktır dedi. Ve bugüne kadar gele süre zarfı içerisinde ne yazık ki Amerikancı bir dış politika anlayışıyla Türkiye yönetildi. Ve bunun acı reçetelerini şu anda hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Tam da bu noktada sormak istiyorum. Hatay Belediye Başkanı dediği gibi o karar verir noktası vardı. Siz bizzat son Kars gezinizde de söylüyorsunuz. Problemler Milli Görüş'ün iş başına gelmesini bekliyor. Ne yapacak Milli Görüş iş başına geldiğinde? Tabii ben şunu altını çizerek söylüyorum. Milli Görüş iş başına geldiğinde ne yapacak? Mevcut iktidarın yani yaptığı hiçbir şeyi yapmayacak. Birincisi, işe bununla başlayacağız. Bir diğeri, yani bugün aslında biraz önce söylediğim şey, Türkiye'de bakın 1986 yılında ilk özelleştirme
furyası başladı. 1986 yılında özelleştirmeler başladı. Kamu kurumları, kitler, devlet fabrikaları zarar ediyor gerekçesiyle haraç mezat bu fabrikalar satıldı. Ve bunlardan bir tanesi, ben defaatle bunu televizyon programlarında da söyledim, burada bir kez daha söylemek isterim. Ben cuma günü Kars'a gittim ama 1,5 yıl önce Sarıkamış'ta, yine Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir takım programlar gerçekleştirdik. Orada arkadaşlarımızla programı yaptıktan sonra dediler ki, başkanım burada bir ayakkabı fabrikası var, bunu ziyarete gidelim dediler. Tamam, programımız bitti. Kış şartlarında karlı yollardan geçtik. Bir binanın önüne geldik ki bina yıkılmış. İçeride askerler ateş yakmış, nöbet tutuyorlar. Dedim ki ya acaba biz yanlış bir yere mi geldik dediğimde arkadaşlarımız dediler ki başkanım yok. Bu Erbakan hocamızın 70'li yılların sonunda Türkiye'nin her yerinde kurduğu fabrikalardan Sümer ayakkabı fabrikasıydı. 2000'li yılların başında AK Parti iktidara geldi ve bu ayakkabı fabrikası özelleştirildi ve nihayetinde sonradan yıkıldı ve metruk bir bina haline geldi. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bakın, Erbakan hocamız bu ayakkabı fabrikasını Kars'a yapmasının iki tane temelde sebebi vardı. Birçok sebepten bahsedebiliriz ama şu temel iki sebepten bahsedebiliriz. Birincisi, biz ülkemizi kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Üreten bir ülke olmak zorundayız. Yani dışarının pazarı haline gelmiş bir Türkiye değil, dışarıya ihracat yapan bir ülke olmalıyız. Milli görüşün meseleye bakışı budur. Bu birincisi. Ve bununla birlikte biz Anadolu'da ilçelerimizde insanların doğdukları yerde karınlarını doyuracakları bir Türkiye manzarasını oluşturmak zorundayız. İnsanlarımız kendi köylerini terk edip batıya, Marmara bölgesini tercih etmek suretiyle kendi toprağını bırakıp da asgari ücretle sefalet içerisinde çalışmaya mahkum edilmemeli. Doğuda, özür dilerim, doğuda topraklar boşaltılmamalı, köyler boşaltılmamalı. İnsanlar kendi topraklarında karınlarını doyurabilmeliler ki göçün önüne geçmek için de en etkili sebep budur. Bu birincisi. Tam burada şunu sormak istiyorum. Çünkü bazen düşündüğünüzün karşısına işte bazı engeller çıkartıyorlar. 28 Şubat iki tane firmanın. Birincisi dediğiniz gibi Anadolu Bozkırı'nda, Yozgat'ta her şeyini üreten bir rol model çizdi. Adamların canına ot tıkadılar. Dediler ki paranızı çekin bunlardan. Bir başkası hava kuvvetlerine lastik üreten firmayı hakikaten kurdu, genişletti. Hava kuvvetlerine oradan lastik aldırtmadılar. Nasıl oldu bunlar ve bunların üstesinden nasıl gelinecek? Şimdi birazdan ona da değineceğim hiç şüphesiz. Bir diğer ikinci sebep bu Sarıkamış'ta ayakkabı fabrikasının yapılmasının, ki o dönem 600 kişinin tam kapasiteyle istihdam edildiği bu fabrika. Dolaylı olarak Sarıkamış şartlarında 6000 kişinin ekmek yediği bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve bunun yapılmasının ikinci gerekçesi de Sarıkamış şehitleri, rahmet olsun onlara. Onlar dönmeyi düşünmediler. Büyük bir inançla şehadete yürüdüler. Sarıkamış şehitleri soğuktan donarak can verirken ayaklarında çarık yoktu. Hocamız onların hatırına Sarıkamış'a ayakkabı fabrikası yaptı. Şimdi gelinen nokta itibariyle 2000'li yılların başında bu ayakkabı fabrikası özelleştirildi ve nihayetinde insanlar batıya göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi Kars'a gittiğimizde, orada da basın buluşmamızda söyledim. Kars'ta kilometre kareye 29 tane insan düşüyor. Erzurum'da kilometre kareye 30 insan düşüyor. Tunceli'de kilometre kareye 9 tane insan düşüyor. İstanbul'da kilometre kareye 3000 tane insan düşüyor. İşte başa çıkamayız. İşte bu Türkiye'nin yaşadığı en büyük problemdir. Ama bütün bunlar, bakın bütün bunlar fabrikalar zarar ettiği için değil. Tamamen batıcı bir politika izlendiği için özelleştirmeler yapıldı. Şimdi diyorsunuz ki efendim bir takım dış müdahalelerle zarar ettirildi bu kurumlar. İnsanlar paralarını çekti vesaire. Kesinlikle böyle bir durum belki istisnai olarak gerçekleşen yerlerde olmuş olabilir. Ama bunun geneli olarak ifade edilmesi doğru olmaz. Niçin? Türk Telekom özelleştirildi. Ama Türk Telekom hedeflediğinin daha ötesinde kar elde ediyordu. Niçin bunu özelleştirdiniz? Aynı şekilde Tüpraş özelleştirildi. Tüpraş kar elde etmesine rağmen özelleştirildi. Petkim Türkiye'de özelleştirildi. Niçin? Ya Petkim kar elde ediyordu. İşte bütün bunlar Türkiye üretmesin diye karar alındığı için özelleştirildi. İşte mesele o yüzden Türkiye'nin, yani bir milli görüşle üretim ekonomisine geçme mücadelesi var. Bir de milli görüşü olmayan partilerin iktidarda olduğu zamanlar uyguladığı Türkiye üretmesin, dışarıya bağımlı hale gelsin diye yürüttükleri bir mücadeleden bahsediyoruz. Sem amca geldi, dedi ki haşhaş ekmeyeceksiniz dedi. Bizim
iktidarlar hemen önünü iliklediler. Tamam, haşa çekmeyeceğiz. Sem amca geldi, dedi ki tütün ekmeyeceksin dediler. Sem amcanın bu söylediğine hemen önünü ilikledi bizim iktidarlarımız. Sem amca geldi, şeker fabrikası özelleştireceksin çünkü şeker üretmeyeceksin, şeker pancarı ekmeyeceksin dedi. İktidarlarımız hemen önünü iliklemek durumunda kaldılar. Niye? Çünkü bu bir zihniyet meselesidir. Çünkü onların kendi büyük firmaları var. Onların ürünlerinin satılması lazım. Bizim pazar olmamız gerekiyor. Bizim pazar olmamız. Bak, ilginç bir hadiseden de size bahsedeyim. Yani Türkiye'nin her yerini gezdik. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Adıyaman'a gittik. Adıyaman'da son dönemde tütünle ilgili bir takım yasalar çıkarıldı. Fabrikalar özelleştirildi. Hatta Ankara'da o dönem nöbetler tutuldu. Biliyorsunuz o tütün fabrikalarında çalışan insanlar nöbetler tuttular. Biz Milli Görüş Hareketi olarak mutlaka bunların satılmaması gerektiğini söyledik. Ama ne için bunlar satıldı? British American Tobacco'nun sigaralarının Türkiye'de egemenliğine zarar gelmesin diye, Türkiye'de British American Tobacco'nun sigaralarının ve piyasasına zarar gelmesin diye haraç mezat tütün fabrikalarımızı da satmış olduk. Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da, yani Kahta ilçemizdeki Kahta Belediyesi, şu anda Milli Görüş Belediyesi, Kahta'nın en ücra köyüne gittiğiniz zaman o köydeki büfede, Yekba Bey, köydeki büfede British American Tobacco'nun sigaralarının satıldığını görüyorsunuz. Ama Kahta'da üretilen tütünün ya da Çelikan'da üretilen tütün Kahta'ya götürülürken, yok efendim siz bu tütünü götüremezsiniz diyorlar. Ama Amerika'nın patentinin olduğu sigarayı Kahta'nın en ücra köyündeki büfede sattıran zihniyet, Çelikan'da üretilen tütünü Kahta'da sattırmıyorsa, işte bu zihniyet Sem amcanın ödevini yapmak üzere iş başına getirilmiş bir iktidarın varlığıyla ilgilidir. Evet. Sayın Karaduman, yönetmenim de süreyi biraz hızlı gitmemiz gerektiğini söylüyor tabii ki. O yüzden son Kars'ta gezinizden ele alarak Kars özelinde tarım hayvancılığın ele alınması ve nasıl uygulanması, ki siz meclise önemli bir konuyu gündeme getirdiniz yine. Taklit ürünler var, taş ürünler var, bir yıldır gündeme gelmiyor. Bu hayvancılık, gıda işleri nasıl olacak? Kars'ta gördünüz, Ardahan Iğdır çok büyük bir hayvancılık merkezi. Dediğiniz gibi buranın gazeti olsun, peyniri olsun, evet, niye markalaşamıyor ve niye bilmem ne markasının yeri ta Kars'ın marketlerine giriyor? Tabii şimdi yani Kars ilimizi gezdik, çiftçilerimizle bir araya geldik, esnaflarımızla bir araya geldik. Tabii öncesinde teşkilatımızla bir araya geldik ki buradan da bu vesileyle Kars'taki il başkanlığımıza hakikaten son dönemde yürüttükleri olağanüstü çalışmalardan dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Çok önemli, hakikaten bir gayret ortaya koyuyorlar, canhıraş bir gayreti ortaya koyuyorlar. Şimdi tabii esnaflarımızla, çiftçilerimizle bir araya geldik, köylülerimizle bir araya geldik, gençlerimizle bir araya geldik. Her alanda çok ciddi sorunlar ve problemlerle karşı karşıyayız. Adeta insanlarımız büyük bir yangın içerisinde bir itfaiye eri edasıyla Milli Görüş'ün iktidara gelmesini bekliyor. Bunu açıkça söylüyorum. Bir yangın var ve bu yangını ancak Milli Görüşçüler söndürür, bu yangını ancak Saadet Partisi söndürür noktasında bizim iktidara gelmemizi bekliyor. Açıkça ifade edeyim. Çünkü bugün yürütülen politikalar, yani son Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi itibariyle Türkiye bu sorunları yaşıyor değildir. Türkiye'de 20 yıldır sürdürülen faizci ekonomik politikalar bugün Türkiye'yi her alanda ciddi problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bakın, Türkiye'de 2012'de çıkarılan ve 2014'te uygulamaya konulan Büyükşehir Yasası'yla birlikte Yekba Bey 16 bin tane mahalle, 16 bin tane köy mahalle statüsüne dönüştürüldü. Konya bundan çok zarar gördü değil mi? Konya milletvekilisiniz. Konya'nın çok sıkıntıları oldu. Birçok yerde elbette ki sorunlar var. Şimdi yani siz köyde hayvancılık yapabilirken mahalleye dönüştürüldüğünde orada hayvancılık yapamazsınız. Eğer yapıyorsanız birileri göz yumduğu için yapıyorsunuzdur. Şimdi birisi şikayetçi olduğunda, bunu birçok ilimizde yaşıyoruz, büyükşehir olduktan sonra birisi, bir köylümüz hayvancılık yaptığı için, hayvan beslediği için şikayet ediliyor ve hemen gidip mühür vuruyorlar kapısına. Dolayısıyla bugün Türkiye'de aslında biraz önce bahsettiğim o temel ekonomik zihniyetten dolayı Türkiye'de tarım ve hayvancılık bitirilmek isteniyor. Dolayısıyla 2006 yılında çıkarılan tarım kanununa göre her yıl milli gelirin en az %1'i çiftçiye destek olarak verilmelidir. Ancak geçtiğimiz yıl milli gelirin sadece 1/4'ü
tarıma ve çiftçiye verildi. %1 değil, %4. %4'ü sadece çiftçiye bir takım şeylerle verildi ki zaten son dönemde girdi maliyetlerinin artmasından dolayı gübreye %100 zam geldi, mazota %100 zam geldi, diğer taraftan elektriğe %100 zam geldi, yeme aynı şekilde %100 zam geldi ki gelen bu destekler de aslında çerez parası olmanın ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bugün çiftçilerimiz üretiyor ama ne yazık ki ürettiklerinden dolayı kazanamıyorlar, bir kazanç elde edemiyorlar. Ve bununla birlikte hükümette bankalardan kredi vermek noktasında bunu da büyük bir ilgiymiş, büyük bir yardımmış gibi takdim etmeye çalışıyor. Bugün emin olun çiftçiler ürettiklerinin satılmasını bekliyorlar. Niçin bunu bekliyorlar? Kar elde etmek için değil. Bunu bankalara olan kredi borçlarını ödeyebilmek için eldeki ürünün satın alınmasını bekliyorlar. Faiz kredi batağından çıkmayı bekliyorlar. Çıkmayı bekliyorlar. Yani biz bu ürettiklerimiz neticesinde çocuklarımızı okutalım, daha iyi bir hayata sahip olalım, seneye daha fazla üretelim ve daha fazla kazanalım, ülkemize daha fazla faydalı olalım anlayışının ötesinde mevcut ürettiklerimizi eğer olur da satabilirsek, ki zaten zararla bunu satıyorlar, satabilirsek bankalara olan borcumuzu çalıştırdığımız işçilerin ücretini ödeyebilelim noktasında hakikaten büyük bir kaygı var. Dolayısıyla bundan dolayı hayvancılık çok ciddi bir şekilde yara almış vaziyette. Tarım ciddi bir şekilde zarar ediyor vaziyette ki son 20 yılda Marmara bölgesi kadar bir alan tarım alanı olmaktan çıkmış vaziyette. Peki tam yerinde soralım Sayın Karaduman. Bugün enflasyon rakamları %20'ye ulaştı söylendi. Sepetten gereksiz olanları çıkartıp gıdayı koyarsak, tarımı koyarsak, yani peynirini, yumurtasını koyarsak sizce enflasyon kaç? Bugün, tam bugün bununla ilgili genel kurulda bir konuşma yaptım. Özellikle enflasyon %19.89 gibi açıklandı. Yani Türkiye'de son bir ayda 2,90 gibi enflasyonda bir artışın olduğundan bahsediyorlar ki bu hakikaten gülünç bir hadise. Üzülerek söylüyorum. Ağlanacak halimize güler vaziyetin içerisindeyiz. Bugün yani Türkiye'de marketlere gittiğiniz zaman, Türkiye'de en temel ihtiyaçlara baktığınız zaman yahu son bir ay içerisinde yani daha geçtiğimiz yıllarda insanlarımızın en rahat tüketebildiği ayçiçek yağı bugün marketlere girdiğinizde bir kişi birden fazla alamaz noktasında yazıların asıldığını görüyorsunuz. Evet, yani net bir kişi birden fazla tabii alamaz. Tabii bir kişi birden fazla ayçiçek yağı alamaz diyorlar. 80 öncesinin sana yağ kuyrukları gibi mi oldu? Üzülerek söylüyorum. Ve bugün hakikaten yani yağ tenekelerinin zincirlendiği marketlerde neredeyse başına güvenlikçilerin konulacağı bir duruma geldi Türkiye. Biz bunu kesinlikle hak etmiyoruz. Zeytinyağı altın kıymetinde mi? Tabii altın kıymetinde. Yani bugün düğünlere gittiğinde insanlar çeyrek yerine öyle zannediyorum ki zeytinyağı götürebilirler. Şimdi ne için bunu söylüyorum? Türkiye'de yani markete gittiğinizde raflara baktığınız zaman enflasyon en az %45 seviyelerinde. En az %45'lerde. Yani bunu gerçek görmek temel için, gıdalarda yiyecek içecekte enflasyonun %45 olduğunu. En az %45 olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ama bugün üzülerek söylüyorum ki yani hakikaten yani TÜİK bir rakam yayınlıyor ve diyor ki enflasyon %19.89'dur diyor. Ya bunu yazarken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Bakın şu son derece kolay bir şey. Bugün şu anda biz bu odada oturuyoruz sizinle beraber. Elime bir kalem aldım ve kaleme dedim ki bu ayki enflasyon yazdım %10. Ya bunu yazmak zor bir şey değil ki bakın buraya %10 diye. Ama bu hangi sorunu çözer Allah aşkına? Evet. Yani bu emeklimizin sahada mesele çözülmeli. Sahada, yönetmenim tabii. Son 5 dakika diyor. Gençliği aktarmayalım Sayın Karaduman. Bu da çok önemli. Evet dediğiniz doğru ama siz aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanısınız. Bugün AK Parti'nin önünde bir bomba anket var. Gençlerimiz ne olursa olsa vatan, millet, din sevgisini götürüyorlar ama bu sevgi de tabii öyle kendiliğinden olmuyor. Buraya bugüne kadar FETÖ'nün örgütlediği bir takım insanlar geliyordu. MGV, AGD nerede eksik kaldı, nerede yarım kaldı, bu kadroların yetişmesinde neredesiniz ve bu yıllar içerisinde niye geride kalındı, neler yapılmalı? Evet tabii ben yani Türkiye'de hakikaten bugün Anadolu Gençlik Derneğimiz ve Milli Gençlik Vakfımız konu açıldığı için ifade ediyorum ki yani bütün yaptığı çalışmaları Anadolu insanımızın dualarıyla, insanlarımızın nasırlı elleriyle, alın teriyle
yapılan çalışmalar, Anadolu Gençlik Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalarda harcadığı bir kuruş bile insanlarımızın kendi kesesinden ayırmak suretiyle ortaya koyduğu hayır çalışmaları neticesiyle yürütülen çalışmalar. Dolayısıyla bugün Anadolu Gençlik Derneğimizin diğer kurumlarla aynı kefeye konulmasını biz kesinlikle ama kesinlikle kabul etmeyiz ve bunu doğru da bulmayız. Evet. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yani özellikle bu noktada Anadolu Gençlik Derneği'ni de diğer kurumlarla birlikte zikretme çabası içerisine girenlere de bunu açıkça söylemek isterim ki bizi kendi günahınıza hiçbir zaman alet etmeyin. Evet. Bunu açıkça söylüyorum. Niçin? Şimdi özellikle Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra öncesinde yapılan bütün yanlışların kamu kaynaklarının sadece belirli bir gruba tahsis edilmesi ki bu sıradan bir grup değil. Yani Türkiye'de FETÖ dediğimiz yapı sıradan bir grup değil. Bu grup bizatihi yani Amerika'dan güdümlü bir grup, okyanus ötesinden programlanmış, kodlanmış bir grup ve bu grubun Türkiye üzerinden ve diğer İslam ülkeleri üzerinden yapmaya çalıştığı çalışmalar ve faaliyetler, özellikle istihbarat çalışmaları ki bu FETÖ dediğimiz yapı aslında bir istihbarat örgütüdür. Diğer İslam ülkelerinde yaptığı çalışmaları da bu anlamda en yakın şekilde teşhis etmiş, tespit etmiş ve kesinlikle bu yapıdan uzak durulması gerektiğini Milli Görüş ortaya koymuştur. Erbakan hocamız ortaya koymuştur. Yani çocuklarınızı onların okullarına göndermeyin. Tabii çocuklarınızı onların okulunuza gönderirseniz onlar çocuklarınızı alır. CIA'ya, FBI'ya, Amerika'ya asker yapar diye Erbakan hocamız söyledi. Şimdi dolayısıyla bu yanlışların faturasını biz 15 Temmuz'da fazlasıyla ödedik. Ama 15 Temmuz'dan sonra yani Fethullahçı bu terör örgütünün elindeki imkanlar bertaraf edilince boşlukta kalan bu imkanlar birileri tarafından çok üzülerek ve yani üzülerek söylüyorum ki mal bulmuş mağribi edasıyla bir kesim bunlara saldırdı. Yani böyle bir rant oluştu. Yani bir rant alanı oluştu ve bu rant alanı içerisinde bir paylaşım kavgasına girildi. Ve bunun da yanlış olduğunu, bunun da hatalı olduğunu, asıl olanın adalet olduğunu, asıl olanın liyakat olduğunu biz her zeminde ve her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun yani, bir altını çizelim Karaduman. Çok önemli sözler söylüyorsunuz. FETÖ'ye gençlerin sömürülmesini, onların birer mankurta dönüştürülmesinin altyapısını söylüyorsunuz. Buradaki rantı, buradaki paylaşımı birileri sömürüyor. Olay çözülmedi diyorsunuz. Kesinlikle çözülmedi. Çünkü bizim yani tavır ve tutumlarımız adalete dayanmalı. Yani yani şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bizim yani bir Anadolu'da köyümüzdeki bir gencimiz sınava girecek ve sınava yani yıllar boyu çalışacak, köy imkanları içerisinde çalışacak, belirli puanlar alacak. Ama sadece bir gruba yakın olmadığı için onun ana südü gibi helal olan bir hakkı elinden alınırsa biz Allah'ın o bize emrettiği adalet duygusunu katletmiş oluruz. Bu insanın emeğini heba etmenin hesabını Allah'a veremeyiz. Dolayısıyla burada bizim tavır ve tutumlarımızı adalet belirlemeli. Bizim tavır ve tutumlarımızı liyakat belirlemeli. Bizim tavır ve tutumlarımızı yani bütünüyle insanların emeği üzerinden şekillendirecek bir anlayış oluşturmalı. Bu oluşturmadığı takdirde dün 15 Temmuz'dan önce yaşadığımız sorunları üzülerek söylüyorum ki bugün de aynı ile yaşayabiliriz ve bu da beraberinde farklı sorunlar ve farklı problemlerle bizi karşı karşıya bırakabilir. Dün Deli Pak'la konuştuk. Önemli insanlarla da konuşuyoruz. Namaz kılan insanlar işte dalavere yapar, üç kağıt yapar modeli oluştu. Toplumda böyle bir dinden soğuma görüşülüyor, konuşuluyor diyor. Haklılar mı bunlar? Böyle bir şey var mı? Yani şunu ben ifade edeyim. Bugün AK Parti'nin iktidara geldiği günün öncesinde de yani yolsuzluğun had safhaya çıktığını, Türkiye'de nepotizmin zirvelere çıktığını, adam kayırmanın, evet, akrabacılığın ciddi seviyelere çıktığını, yani ihalelere fesat karıştırmanın ciddi seviyelere çıktığını AK Parti'den önce de yaşıyorduk. AK Parti döneminde de bunu yaşamış olduk. Dolayısıyla burada AK Parti üzerinden İslam'ı dövmeye, AK Parti üzerinden İslam'a saldırmaya kimsenin hakkı kesinlikle yoktur. Bunun altını bunu çizelim. Altını çizerek ifade etmek isterim. Çünkü bir parti üzerinden dine saldırmaya, dini değerlere saldırmaya kimsenin hakkı yoktur diyor. Kesinlikle kimsenin hakkı yoktur. Yani bugün
AK Parti'den önce adam kayırma yoktu, AK Parti'den önce yolsuzluk yoktu, AK Parti'den önce aileye fesat karıştırmak yoktu, AK Parti'den önce rüşvet yoktu diyemeyiz. AK Parti'den önce de bunlar vardı. Üzülerek söylüyorum ki AK Parti döneminde bunlar daha ciddi seviyelere ulaştı. Ama bugün yaşanan hadiseleri özellikle İslam'la yan yana getirmeye çalışanlar bilerek ve isteyerek Türkiye'de İslam'la mücadele ettiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunu biz asla kabul edemeyiz. AK Parti'nin yaptıkları ne kadar yanlışsa, AK Parti'nin haksızlık, hukuksuz uygulamaları, adam kayırmacı, liyakatsiz, ehliyetsiz, adaletsiz uygulamalarına ne kadar karşıysak, AK Parti üzerinden İslam'a insanların saldırmasına da o kadar karşıyız. Ki bunun en önemli örneğini Milli Görüş Hareketi ortaya koymuştur. Milli Görüş Hareketi'nin 11 ayda iktidarda olduğu dönemde, yani çıksınlar adaleti zedeleyecek tek bir uygulamamızı ortaya koysunlar. En basiti şunu söyleyelim. EGV'den gelenler sadece sınav kazanır diye bir şey yoktu. Evet. Kesinlikle. Yani hatta Milli Görüş'ün iktidarda olduğu dönem, yani en çok eleştirilen hususlardan bir tanesi, yani dindarların Milli Görüş iktidarlığı sürecinde büyük bir kadrolaşmaya vesile olacakken Milli Görüş bunu uygulamamıştır noktasında ciddi eleştiriler o dönem söz konusu olmuştur. Çünkü biz, yani şunu açıkça bugün de söyleyeceğim, o gün de biz bunu uyguladık. Bugün yani bize destek verenler, bugün bizim yanımızda olanlar, bugün bize omuz verenler, yarın iktidara geldiğimizde kesinlikle onlara iltimas geçeceğimiz gibi bir umuda kapılmasın. Ve bugün bize düşmanlık edenler de, altını çizerek söylüyorum, bugün bize düşmanlık edenler de yarın iktidara geldiğimizde kendilerine haksızlık yapacağımız gibi bir kaygıya evet, asla kapılmasın. Sayın Karaduman, yönetmenimden artık tamamladık diyor. Son sözle bitirelim. Aslında Sayın Oğuzhan Asil Türkiye rahmi olsun, onunla bitirelim. Çok önemli bir cenazeydi. Türkiye'nin Milli Görüşü'nün gücünü gösteriyordu her kesimden, her nesilden. Oy Akgönenç'e de rahmet olsun. Öyle bitirelim. Çünkü başında siz öyle söylediniz. Son haberimizde Fatih Terim'di. Bizim Avrupa ile makas açılıyor. Derdimiz aslında dünyayla makas açılmaması, dostluğumuzun artması, düşmanlığımızın azalması mı olmalı? Yani hiç şüphesiz bugün Türkiye sözün başında güçlü bir ülke olmalı. Dışarının etkisinde kalmadan, ne Rusya'nın ne Amerika'nın güdümünde olmadan kendi politikalarını kendisinin belirleyeceği bir güce sahip olması lazım. Ve bu gücün özellikle Türkiye'de oluşmasında önemli gayretleri olan başta merhum Erbakan hocamız, işte biraz önce ismini zikrettiğimiz Sayın Oğuzhan Asil Türk ve Milli Görüş davası içerisinde ciddi çalışmalar yaptıktan sonra ahirete irtihal eden bütün büyüklerimize de bu anlamda Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum bir kere daha. Dolayısıyla yani vakit Türkiye'nin aslına dönme vaktidir. Vakit Türkiye'nin aslına rücu etme vaktidir. Vakit Türkiye'nin kendi Anadolu ilhamını ortaya koymak vaktidir. Türkiye'nin birilerinin parmağını salladığı bir ülke olmaması ve Türkiye'nin kendi kararını kendisinin verebilmesini imkanlı hale getirecek çalışmaları ortaya koymak vaktidir. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz insanlarımıza sevdalıyız. Saadet Partisi olarak Türkiye'de 84 milyon insanımızın huzurla yaşayacağı yaşanabilir bir Türkiye'yi kurmak bizim en önemli vazifemiz ve en önemli sorumluluğumuz. Bunu yapmak için elbette ki İslam ülkeleriyle başta D8'leri örnek olarak ifade ettik. D8'lerin harekete geçirildiği, canlandırıldığı, İslam ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmiş bir Türkiye. Aynı şekilde bütün dünya ülkeleriyle kavga eden bir Türkiye elbette ki biz arzu etmeyiz. Bütün ülkelerle iyi ilişkiler kuran bir Türkiye, ama iyi ilişkiler kuracağız diye kimsenin de güdümüne girmeyen bir Türkiye'yi bizim iş başına getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ve bunun için de Türkiye'de bugün yaşanan problemlerin tamamı Saadet Partisi'nin iktidarını zorunlu hale getirmiştir. Ve bugün Saadet Partisi'nden başka Türkiye'nin sorunlarını çözecek başka bir partinin de olmadığını insanlarımıza ifade etmek isterim. Çünkü bizim cemaziye levvelimiz ortadadır. Bakanlar Saadet Partisi'nin geçmişini ne kadar pürüzsüz, ne kadar lekesiz olduğunu açık bir şekilde görecektir. Ve dün yaptıklarımız yarın yapacaklarımızın hem teminatı hem de garantisidir Allah'ın izniyle. Bunun sözünü de bütün vatandaşlarımıza veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karaduman geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bu gençlikli ve dinamizmi hep taşıyın. Çünkü bize gençlik ve dinamizm gerekiyor. Bu fiziksel ölçülerde değil.
Teşekkür ederim. Evet efendim, Saadet Partisi Konya Milletvekili, aynı zamanda da Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman'la beraberdik. Bugünkü ez cümle sözün özü şu: çok uluslu şirketler, büyük güçler, üst akıllar kendi planlarını uygulamak ister ama bizim de kendi planımızı uygulamamız gerekiyor. Allah neşenizi, bereketinizi, sağlığınızı daim etsin.